Merhabalar, hoş geldiniz yeni videomuza. Bugün bahçedeyim. Bizim atın dolunayın orayı telle çevirdim. Daha önce teller almıştım, hatırlarsınız belki. Uzun zamandır orayı yapamamıştım. İlk serinlikte orayı telle çevirdim. Şimdi dolunayı orada serbest bırakacağım. Birazcık izleyeceğim bakalım ne yapacak. Yanına da bizim Semoş'u koyacağım, eşeğimizi. İkisi pek bir arada duramıyorlar. Dolunay pek Semoş'u yanında istemiyor. Ama öğrendiğim kadarıyla biraz tepişirler, kavga ederler ufak tefek. Sonra anlaşırlar, birbirlerine üstünlük kurarlar diye öğrendim. Şimdi ben de gözetimim altında onları bir araya getireceğim. Size de bunu izlettireceğim. İnşallah alışırlar, orada beraber kalmalarını istiyorum. Çünkü Semoş'un burada böyle bağlı durmasını istemiyorum. Beni biraz rahatsız ediyor Semoş'un burada böyle durması. Üstelik yağmurlar yağınca da burada olmayacak. Ona acil bir yer bulmam gerekiyor. Şimdi önce dolunayı salacağım. Daha sonra da Semoş'u getireceğim. Bakalım ne olacak. Hep beraber izleyelim. Bu arada kuzucuklarımız da burada. Gölgeye aldım onları bizim zeytin ağacımızın altına. Ama aralarında bir tane yaramaz var. Kaçıyor, sürekli firar ediyor. Sürekli böyle tellerin altından bir yerden illa kaçacak bir yer buluyor. Diğerleri kaçamıyor ama o kaçıyor. Hem masumuydu küçükken, büyüdükçe yaramaz oldu. Ama Allah'a şükür sağlıkları, saatleri yerinde. İyiler. Semoş, hazır mısın action'a? Birazdan sen de geliyorsun. Bu ara değişik misafirlerimiz geliyor. Sabah bu köpeklerin burayı suluyordum işte, biraz burası serinlesin, toz toprak şey olsun diye. Bir tane küçük kuş sürekli etrafımda uçmaya başladı. Yani korkusuzca etrafımda uçmaya başladı. Şimdi size atacağım zaten buraya görüntüyü. Onu da bir yandan görüyorsunuz. Susamış yani, yağmurlar da yok. Tabii biraz o kurak oldu ortalık. Ben de suyu böyle boşa saldım, biraz bakalım ne yapacak diye. Meğersem banyo yapısı varmış. Gördüğünüz gibi ne güzel yıkandı yanımda böyle. Dolunay'ın burada da bir baykuşumuz var. Gerçi dün göremedim kendisini. Onu da şimdi görüyorsunuz. Bizim Dolunay'la beraber kalıyor. Buraya geliyor, konuyor. Bizim bu evin sürgülü kapısına falan da geliyor. Gizem'e de gösterdim. Hatta çok yakından gördük. Şuraya konmuştu. Ama dün ve bugün yok. Aslında alışmıştım. Burada sürekli bana bakıyordu geldiğim zaman. İnşallah geri gelir. O da çok sevimli. Dolunay. Evet, salacağım şimdi seni Dolunay, bakalım buraya. Buraya telleri yaptım. Şöyle. Boydan boya. Hatta güzel de bir kapı yaptım. Tabii kendimce güzel. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şöyle bir kapı yaptım. Şimdi bu kapıyı böyle kapatıyoruz. Ve Dolunay'ı serbest bırakıyoruz. Burada dolansın bakalım. Hadi bakalım dolan. Ama dışarı çıkmak yok. Gerçi işte bu yaptığım her yere aşıyorlar bunlar. Ama bu telleri aşabilecekler mi bilmiyorum. Ama bizim Semoş çok yaramaz. Gerçekten Semoş kesin buradan çıkmanın bir yolunu bulur. Onu birazdan getireceğim buraya. Burada ikisi beraber kalabilir mi? Biraz şüpheliyim. Ama bir ayar çekmem gerekiyor bakalım. Bir şey yapacağım. Dolunayı saldım. Ya böyle bağlı tutmak benim de hiç hoşuma gitmiyor hayvanları, ama disiplin olmaları için, gevşememeleri için de böyle yapmak gerekiyor. Bir de yerin müsait olması lazım tabii. Bakın buradaki otları yiyor şimdi. Ama tabii burada dolunu dolunu burayı da böyle kurak hale getirecek. Dolana dolana.
Valla iyi mi böyle? Getireyim mi Semoş'u? He? Bu ağaç da benim hayat ağacım. Muhteşem, güzel. Yaşlı bir ağaç. Çok görkemli ve çok hayvan barındırıyor içerisinde. Sincaplar, baykuş. Gerçekten tam bir ev yani hayvanlar için. Evet, artık Semoş'u getireyim. Bakalım ne olacak, hep beraber izleyelim. Semoş kesin o telleri parçalar, o odunları yer yutar. Buradan kaçmanın bir yolunu bulur ama şansımızı bir deneyelim bakalım. Belki de korktuğumuz gibi olmaz. Evet, gel bakalım Semoş Efendi. Gel. İnşallah birbirinize zarar vermezseniz. Gel. Anlaşacaksın değil mi? Hadi gir bakalım içeri. Gel. Gel buraya. Kaçma, kaçma, gel. Gel. Gel 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 gel. Gel bekle bakayım. İpini çözeyim gel. Gel bir ipini çözeyim. Bir ipini çözelim. Çözdüm hadi. Yürü bakalım. Hemen içerideki otlara gidecek şimdi bak. Beleşçi. Semoş, güveniyorum sana. Gerçi sen bir şey yapmıyorsun da Dolunay biraz agresif. Bakalım. Dışarı mı çıkmak istiyorsun Semoş? Burayı yıkmazsın inşallah sen. Hava 2 gündür biraz serinledi. Fırtına gelecek, fırtına gelecek dediler. Fırtınanın hafif serinliği geldi sadece. Yağmur yağmadı. Ama o aşırı sıcaklar bir nebze de olsa gitti. Hafif esinti var. Hava şu an biraz güzel. Artık bundan sonra herhalde sonbahara doğru bir giriş yapacak Muğla'da. Bir çeki düzen vereceğim. Burayı da bir temizleyeceğim. Şöyle derli toplu yapacağım. Olmadı. 2 ayrı bölüm gibi yapmaya çalışırım burayı. Evet, Dolunay. Dolunay geliyor. Gel Dolunay. Semoş da bu otları sevdi, yiyor. Gel bakalım. Dolunay. Gel. Semoş. İyi, onları sevdin. Ye bakalım. Şu ağacın güzelliğine bakın ama yani. Gövdesi o kadar kalın ki. Yani belki 3 kişi kollarını açıp böyle etrafında dolansak birbirimize anca daire oluştururuz. O kadar kalın bir gövdesi var. Muhteşem güzellikte. Dolunay'la Semoş şu an aynı bahçedeler. Bu telden geçebilirler mi? Emin değilim. Semoş çılgın biraz. Semoş'a çok çitler gerdim, çevirdim bu zamana kadar. Hepsinden bir şekilde kaçmayı başardı. Evet, Dolunay Semoş'a doğru gidiyor. Allah, inşallah bir şey olmaz. Semoş da şu an çıkmanın yolunu arıyor. Tellerin oraları kontrol ediyor. Nereden çıkabilirim diye.
Ne olur yani şurada ikisi beraber takılsa, beraber kaynaşsalar. Sonuçta ikisi de dört ayaklı, aynı familyadan sayılırlar. Hayır dolunay al yer kovalama. Korkma kızım gel. Korkma bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz. Tamam. O senin ablan. Evet, kendime bir çay aldım. Gizem öğle yemeği yapmış. Öğle yemeğin üstüne çay demleyemedim vakit olmadığı için. O yüzden sallama çay yaptım ben de. Şimdi Semoş'la Dolunay'a gideceğim. Ama yanımda bir ordu benimle beraber geliyor. Daha akşam olmadı çocuklar. Bu koyu renkli olanlar bizim komşunun bu arada. Onları yeni almadık. Komşunun tavukları bize geliyor. Ben bizimkileri besledikçe onlar da araya salça oluyorlar. Benim hoşuma gidiyor ama benim için bir problem yok. Hayvanları seviyoruz. Semoş burada. Dolunay da muhtemelen içeride otluyor. Şimdi o içerideki kuru otları alacağım. El arabasında getirdim. Çünkü Dolunay onların canını okudu. Evet, Dolunay acımasızca yiyor. Şimdi şurada az bir şey yerde otlar var. Onları biraz toplayacağım. En azından birkaç öğünde veririm ara sıra. Tabii önce biraz çayımı içeyim. Evet, bunları topladım şimdi. Şurada da az bir şey var. Burada az bir şey var. Onları da alacağım. Bu içeride çok ot bırakmamayı düşünüyorum. Çünkü aşırı fazla, aşırı yiyebilir. Şu an amansızca yiyor zaten. Şimdi bunları götüreceğim. Burada artık işim bitecek. Evet, şu an bir sorun yokmuş gibi gözüküyor. Semoş burada. Dolunay da burada besleniyor. Bakalım ikisi beraber kalabilecekler mi? Ben biraz daha burada duracağım. Ondan sonra da artık onları kendi hallerine bırakacağım. Şu an için birbirlerine çok yanaşmıyorlar. Ama Dolunay muhtemelen bir Semoş'u yakalayacak, bir üstünlük gösterecek ona. Ondan sonra da alışacaklar diye düşünüyorum. Eğer yeni bir gelişme olursa bunu bir sonraki videoda sizinle paylaşırım. Benim gözetimim altında olacaklar şimdilik. Merak etmeyin, endişe duymayın. Bunlar olması gereken şeyler. Burası baya büyük bir ahır çünkü. Semoş'un da burada kalmasını istiyorum. Gerekirse böyle yağmurlu havalarda falan ikisini beraber buraya bağlayacağım. Buraya belki bir kapı ya da başka bir şey, iki ayrı platform, iki ayrı bölüm tarzında da bir şey yapabilirim. Ama ikisini burada tutmak istiyorum. Bu alan da bayağı geniş. Telle çevirdiğim yer görüyorsunuz. Hani ikisinin burada dolaşması
için gayet yeterli alan var. Tabii şu an ot yok. Yağmurlar olmadığından dolayı kurak yaz sezonu sonu. Ama yağmurlarla beraber buralarda yeşillenmeye başlar. Şimdilik bakalım ikisi beraber kalsınlar. İlerleyen günlerde ne olacak? Onu size daha sonra paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.